Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığı ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu renklerden size çok güzel bir model hazırladım. Modelin bildiğiniz bir model fakat onu biraz daha kolaylaştırarak yaptım ve bu model herkeste var. Bir benim kanalda yok sanırsam arkadaşlar. Onu da bu şekilde hazırladım sizler için. Evet, sürpriz. Bu şekilde 3 tane dal üzerine 3 tane fıstıkla yaptığım modelim. Bakın. illaki 4 dal üzerine 4 tane fıstık başlayacak diye bir zorunluluk yok. Kolay olsun diye şöyle yapımı tez bitsin diye bu şekilde sizler için 3 dal üzerine 3 2 1 diye ilerleyen bir fıstık modeli hazırladım Evet modelim bu şekilde arkadaşlar şimdi modelin anlatım kısmına geçelim iki tane fıstık ağacımın arasına bu şekilde 10 tane kirpikli trabzanı ara mesafesi olarak koydum bakın daha önce bu şekilde sizler için 9 tane hazırladım şöyle ilk başlar gibi başlıyoruz bir tane zincirimi çektim ipimi tığıma tutturdum bir defa tığımı doluyorum ve yuvaya girip 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 4 zincir hemen tırabzanımı bu şekilde sabitledim 10 tane tığ battı ara mesafesini verdik 2 tane zincir çekerek şöyle çiçeğimizin yapılış kısmına geçiyoruz 2 zincirimin üzerine bir defa tığımı doladım. Bir tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2. Bu 3. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 2 ve 2. 4 tane bu şekilde trabzanı yaptım ve 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafından bu yapmış olduğum ilk trabzanın tepe noktasına buraya sabitliyorum bir zincir çekerek düz yüzüne döndüm hemen sık iğne ile bu altı zincirli yuvama sabitledim 5 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle bir iki iki ve iki alarak Şöyle uzunca bir trabzanım oldu. 4 seferde aldım. Tepe noktasına 4 zincir çekiyorum. Ve trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitledim. Geri kalan kısma sık iğne yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğneyi yaptık bu şekilde. 7. de yuvada sabitliyorum. Evet, 7. sık iğneyi de yuvamızda yaptık. Şöyle uzunca bir dalımız oldu. Fıstığımızı gösteren dalı. Dalı biraz uzun olursa güzel duruyor. Yine 5 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1 2 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım 4 zincir buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir fıstığımız için yuva olacak bu 4 zincirler ve geriye kalan kısmı da sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğneyi yaptım. 7. sık iğnem de bu şekilde yuvada oldu. Evet, ikinci dalımız da hazır bu şekilde. Bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 2 2 ve 2. Bu şekilde trabzanım hazır ve 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi buraya kapattım. Evet, tomurcuğumuz oluştu. Hemen geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3 4 5 ve 6 7. yuvada yapıyorum bu şekilde bu dalımızın sık iğnesi ama biz destek amaçlı bakın başta yaptığımız bu bir sık iğneyi sonuna da bu şekilde yapıyorum bu şekilde daha güzel duruyor dallarımız şimdi yine iki zincir çekerek bir defa tığımı doladım bu ara mesafesine geçiyoruz bakın, bir tane bırakıp ikincinin içine girdim şöyle iki ve 2 olarak trabzan yaptım tıpkı bu sağ tarafta yaptığımız gibi 1 2 3 ve 4 zincir buraya kapattım arasına bir zincir çekiyorum bir defa doladım yuvamın içine giriyorum şöyle 2 ve 2 4 zincir hemen kirpiğini yaptım Arasını şöyle sıkıca bir zincir. Bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2-2 alarak böyle minik bir trabzan. 4 zincir. Kapattım. Bu şekilde. Bir zincir. Bir defa doluyorum. Şöyle tığ battının içine girip. 2-2 alarak bu şekilde bir tırabzan 4 zincir. Evet. 10 tane bu şekilde bakın. Tığ battı ara mesafesi vereceğiz. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum tam ucumu. Arasına bir zincir. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. 10 tane olunca bu kirpikli trabzanlardan şöyle iki zincir çekerek bu tığ battının içine 4 tane trabzan yapıp üzerine bu dalları yapacağız şimdi fıstıklarımızın yapılışına geçelim şöyle ilk dalımızın tepesine yaptığımız 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile buraya ipimi sabitleyerek başlıyorum 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi bu şekilde çektim. Bakın ipimi şöyle belli belirsiz uzattım. Sadece ilmeğim geçmesi için şöyle zincirin altından girdiğim üzerinde bir zincir çekip ipimi uzattım. Bu şekilde ilmek toplayacağız. Şöyle minik bir fıstıklar yapacağız arkadaşlar. Fazla büyük değil. 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 şöyle zincirin altından girip ilmek alarak bu şekilde bakın 15 tane ilmeği biriktirdim şimdi buradan ilmeği alıp sonuna kadar bakın bu şekilde en son ilmeğe kadar çektim ve şöyle fıstığımızın ilmekleri bu şekilde toplandı şimdi bir tane de bu sık iğne ile sabitlediğimiz Yeşil yuvanın içine giriyorum. Oradan bir ilmek çıkarıyorum. Bu yapmış olduğumuz fıstığımızı yaklaştırıp ikisini birden sık ile şöyle buraya kapattım bakın. Hemen 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Şöyle sola doğru tutup eğil ettiriyorum. Bakın çok güzel minik küçük yuvarlak fıstığımız oldu. İkinci dalımızın bu 4 zincirli tepe noktasına da şöyle giriyorum. Hemen kapattım buraya. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Hafif ipimi uzatıyorum. içinden geçecek kadar. Fazla uzatınca yuvarlak durmaz. O yüzden bu şekilde küçük çekiyorum. Altından girip üzerinde bir zincir. 3 4 5 6 Şöyle bakın tığ tığıma ilmekleri topluyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle 15 Evet 15 tane ilmeği topladım 15'ini birden bu şekilde çekiyorum bak 15'ini birden çektim ve yuvanın içine bu yeşil yuvanın sık iğne ile geçtiğim yuvaya girip bir tane ilmek çıkarıyorum Şöyle öbür ilmeğimi de onun yanına yaklaştırıp ikisini birden buraya sık iğne ile sabitleyip şöyle dibine bir 2 ve 3 tane zincir çektim. Hafif sola yatırıyorum. Yine bir tane küçük yuvarlak fıstığımız oldu. 3. yuvaya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet bakın duruşu bu şekilde olacak. Yine 8 tane zincir çekiyorum. şöyle hafif ipimi uzattım buraya şöyle altından girip bir zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 11 12 13 14 ve 15 evet, 15 inciyi de bu şekilde yine tığımı topladım ilmeği alıyorum sonundan başa kadar çekiyorum bakın şöyle topladım yine fıstıklarımı buraya yeşil yuvadan girip buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Şöyle yaklaştırıp bu şekilde fıstığımız oluştu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle sola yaptığım fıstığımı meyle diyorum. Bu şekilde düz etmeyince olmaz arkadaşlar. Toplarken kendimize doğru çekiliyor muhakkak. Şöyle sonunda sola doğru yatırmayı unutmayın. Şimdi ters tarafına çevirdim bu şekilde şöyle ilmeğimizi arkaya alalım bu üç zincirli yuvaya bu çektiğim üç zinciri sık iğne ile bu şekilde buraya sabitliyorum ve iki tane zincir çekiyorum bu üç zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip buraya iki zincirden oluşan minik bir yuva yaptım yine üç zincir şöyle bu ortadaki 3 zincire kapatıp 2 zincir arkaya bu şekilde yuvalar oluşturuyorum şimdi bakın burada bir püf noktası var arkadaşlar dönüşte yapacağımız fıstığın güzel durması için bu 3 zincirli ara boşluktan bakın bu iki dalın arasından girip bu fıstığı kapattığımızda oluşan ortadaki yuvarlak yuvanından içine girip bakın oraya sık iğne ile bu şekilde ipimi sabitledim bir zincirle de dönüyorum köşe dönümü bu şekilde bakın aradan fıstık yuvasından girdim şöyle düz tarafına döndüm bu yapmış olduğumuz iki zincirli yuva var ya oraya da bir zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim şimdi 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim, hafif ipimi belli belirsiz uzatıp yine buraya 15 tane ilmek toplayacağım. Bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 ve 15 bu şekilde 15 tane ilmeği topladım şöyle sondaki ipi alıp başa kadar çekiyorum evet, Bakın, bu şekilde fıstığı yine topladım ilmekleri ve bu iki zincirli yuvanın da içine girip Oradan da bir tane ilmek çıkarıp şöyle ikisini bir buraya yaklaştırıp kapatıyorum. Dibine şöyle bir, iki, üç zincir çekiyorum. Hem bu geçiş köprümüz hem de bakın fıstığımın oturmasını sağlıyor. Evet. Diğer bu iki zincirli şu arada yaptığımız yere sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Bu yuvaya da fıstık yapacağız bakın. Şöyle kapattım. 8 tane yine zincirimi çekerek fıstığıma başlıyorum. 8 zincirimi çektim. Hafif ipimi uzatıp alttan geliyorum. Şöyle bir zincir çekip ipimi uzattım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. ilmeği de 8 tane zincir çekiyorum. 4 5, 6 7 8. Şimdi hafif ipimi uzatıp buradan şöyle dibinde bir zincir ipimi uzattım. Dibinde bir zincir çekiyorum, ipimi uzatıyorum. 3 4 5 6 7 alttan giriyorum ilmek alıyorum üzerinde bir zincir 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 şekilde 15 tane ilmeği yine topladım 15'ini birden bakın başa kadar çekiyorum şimdi buradan da yine yuvadan ilmeğimi çıkarıp şöyle ikisini birden kapattım dibine de yine üç tane zincir çekiyorum ve yapmış olduğum ilmeğimi şöyle sola doğru şey fıstığımı sola doğru kaydırıyorum bakın bu şekilde ters tarafına döndüm son fıstığımız için yuva yapalım şöyle tığımızdan alalım Bakın bu 3 zincirli geçiş Yerine arkada yapmış olduğumuz 3 zincirli yere giriyorum sık iğne ile 3 zincirimi buraya sabitliyorum 2 tane zincir çektim aynı yere şimdi bu ara boşluktan girip şu fıstığımın kapattığım yuvadan şöyle buraya bir tane sık iğne yapıyorum buraya girmemizin önemli arkadaşlar fıstığımız böyle ayrık durmuyor daha güzel duruyor bu şekil yapınca üzerine de bir zincir çektim sık iğneden sonra ve bunu tekrar burada iki zincirden yaptığım tek kalan yuvamın içine bu bir zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın bu şekilde. Şimdi 8 tane zincir yapıp fıstık yapacağız. 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Şöyle hafif ipimi uzattım. Altından girip şöyle üzerinde bir zincir, 2. Şöyle 3 4 5

Evet, bu şekilde 15 tane ilmeği topladık. Yine en sondan ilmek alıp şöyle başa kadar çıktım bak. Bu şekilde başa kadar fıstığımı çıktım. Buradaki iki zincirden oluşan yuvanın içine giriyorum. Şöyle ikisini birden buraya kapattım bak. Dibine de şöyle oturması için bir zincirimi çektim. Son fıstığımızı da yaptık. Hemen ipimi koparıyorum. Şöyle ipimi koparıp şöyle minik minik 15 tane ilmekten oluşan şöyle küçük küçük fıstıklar yaptık. Bakın çok tatlı oldular. Şöyle. Evet şu ipimi hemen yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hiç bu kadar kolay bir fıstık videosu izlememişsinizdir sanırsam. Bakın hemen başlayıp bitirdik. Yani bana öyle geldi bakın arkadaşlar şöyle. E, fıstıklarımızın e, minik olması da ayrı bir güzellik kattı. Üst üste kat kat bol bol fıstık olduğu için bu şekilde 15 ilmekten olmasını tercih ettim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz bu şekilde olmasını. Şöyle bir tutuyum arkadaşlar sığdırmaya çalışacağım şimdi üçünü bir arada sizler için Evet modelim bu şekilde bakın modelim ütülendiği takdirde şöyle arka tarafından daha bir inceleyecek bu fıstıklar daha bir hoş duracak arkadaşlar çok güzel yapımı da aynı verdiğim ölçülerde sayılarda böyle yaparsanız e, bu dallarını da aynı ölçülerde bu şekilde çok güzel olacağını düşünüyorum Evet modelim bu şekilde arkadaşlar çok güzel çok zarif oldu şöyle dörtlüsünü de çok seviyorum ben hani 4 3 o daha bir ağır duruyor şöyle hafif örtünmek istiyorsanız çeyizlerinizi veya bu sade olsun 3 2 1 diye her şeye kullanabilirsiniz yani günlük çeyiz bir o şekilde oluşan bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir de sallantılı haline bakarak videolarımıza veda edelim arkadaşlar. Evet. Modelim bu şekilde. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.